Merhabalar, hoş geldiniz. 2024 yorumlarımı beklediğinizi biliyorum. Öncelikle dünyayla ve ülkemizle ilgili ufak bazı detaylar vermek istiyorum. Ardından bütün burçlar nasıl etkilenecek? Şöyle kısa kısa değinelim istiyorum. Biliyorum ki 3 ayrı dekanda tek tek detaylı görmek istiyorsunuz. İlk dekan, ikinci dekan, üçüncü dekan, ilk 10 gününde doğan, ikinci 10 günde, üçüncü 10 günde doğan kendi burcunun. Herkes bunları bilmeyi çok istiyor. Bunları hazırlıyorum. Öncelikle muhakkak ki dünya ile ilgili ve ülkemizle ilgili de bilmek istediğiniz bazı detayları önden anlatmak istedim. Sesim için çok özür diliyorum. Hasta olduğum günlere denk geldi. İnşallah da toparlayacağım çok çabuk vakitte. Öncelikle detaylara ve tarihlere boğmak istemiyorum sizleri. 4 ayrı tutulmamız var. 25 Mart 2024'te Terazi burcunda bir ay tutulmamız var. Ardından 8 Nisan 2024'te de bir güneş tutulmamız var Koç burcunda. Bunlar böyle karşılıklı birbirini ağırlıyorlar. Güz döneminde ise 18 Eylül 2024'te yine bir parçalı ay tutulması var. Bu Balık burcunda. Yani Koç burcundan bir kayma olduğu için daha geride bir derecede olduğu için Balık burcunun 25 derecesinde. Ardından çok önemli 2 Ekim 2024 tarihinde bir güneş tutulmamız var. Bu bir halkalı güneş tutulması ve terazi burcunda. Terazi burcundaki bu tutulma pek çok ülkeyi ve de Vladimir Putin'i, onun haritasını çoklukla etkiliyor. Kuzey ay düğümünüz terazi ise ya da güney düğümünüz terazi ise bu tutulma sizi de etkiler. Ve kişisel gezegenleriniz güneş, ay ya da yükseleniniz terazi ise bu tutulma sizi de etkiler. Dünyanın geneliyle ilgili bazı detaylar vermek istiyorum. Astrokartografi dediğimiz bir takım çalışmalarla, bir takım doğum haritalarının haritalar üzerinde, coğrafik haritalar üzerindeki iz düşümünü değerlendirdiğimiz detaylarla sizlere dünya genelinde bazı ülkelerle ilgili ipuçları vermek istiyorum. Bu yıl 70 ayrı ülkede, herhalde 70 ya da 72 ayrı ülkede seçimler var. Yani 2024 tam anlamıyla seçimler yılı. Üstelik hem ülkemizde bir yerel seçimler hem de aynı zamanda uluslararası anlamda bütün dünyanın izlediği bir Amerika seçimleri var. Burada Trump'la ilgili ve daha önce de söylemiştim, Biden'dan devralacak olan bir Kamala Harris, Biden'ın yarı yolda kalmasıyla ilgili, belki sağlığıyla ilgili, zaten sağlığı kötü, bunu biliyoruz. Bununla ilgili bir takım çıkarımlar yaptığımız vakit Biden'ın yarı yolda bırakmasıyla ve Kamala Harris'in görevi devralmasıyla ilgili seçim sürecinin tamamlanacağı, Trump'a da belki bir ihtimal şans tanınacağı şeklinde çıkarım yapabiliriz. Şimdi burada en önemli konu dünyadaki Çin'in hakimiyeti. Bu yılın önemli gündemlerinden biri Çin'in Avrupa ticaretine hakimiyeti. Bunu epeydir bizlerden duyuyorsunuz. Bizlerden ve belki son 10 yıldır diğer alanlardaki uzmanlardan. Bakınız, iç denizlerde yani Akdeniz ülkelerinde zaten hali hazırda limanlar satın almış bir Çin'den bahsediyoruz. Çin'in Avrupa ülkelerine ve Kuzey Afrika ülkelerine bir takım hakimiyetleri söz konusu. Kendi doğum haritasından yola çıkarak da böyle bir astrokartografi ortaya çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda bu Batı Avrupa ülkelerinde de bir Çin ticaretinde hakimiyete işaret ediyor. Çin'in aynı zamanda teknoloji unsurlarla da uluslararası anlamda bir tehdit olabileceğini 2024'te göreceğiz. Yani Çin parasıyla, teknolojisiyle, kendi içindeki kapalı teknolojik unsurlarla ve dışarıya açılma işiyle, ama Avrupa'dan ve Amerika'dan topraklar almasıyla, Güney Avrupa'da, Güney Amerika'da dahil olmak üzere topraklar alışıyla, çeşitli limanlar alışıyla halen bizi 2024'te de kendinden bahsettirecek. Bunun yanı sıra bakınız, topraklar alması yine tabii ki bu para karşılığı veyahut da bir takım kişisel çıkarlarla, hükümetler arasındaki çıkarlarla mümkün olabilen bir şey. Ama Tayvan'ın işgali gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu iz düşümler aynı zamanda Tayvan'ı da tehdit eden detaylar. Bu arada hem Çin gerek Avrupa ülkelerinden veya Amerika'dan yapay zekanın
çokça kaos yaratmasından bahsediyor olacağız. Dolayısıyla yapay zeka bir fırsat mı, bir tehdit mi, bunu konuşuyor olacağız. Yapay zekanın yarattığı bir bilgi kirliliğinden ve belki de dezenformasyon basmaya, yani manipülasyonla, yani fikirleri değiştirme gayreti veyahut da insanları belli şeylere yönlendirme gayretinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda bir pandemiden bahsettik. 2018'in ortalarından itibaren sizlere bundan bahsettim. 2019'da bahsettim ve de bu pandemi ve eve kapanma durumunun, bu salgının şimdi de nasıl yönetildiği konuşulacak ve bunu yöneten kimselerin, yani gerek sağlık bakanları, gerek karar mercileri veya aşı mercileri sorgulandığını duyuyor olacağız. En önemli konulardan biri de kıtlık konusu. Bu kıtlık konusu iklimle tabii ki çok ilgili, ilişkili. Hayvani ürünlerdeki kıtlık ve bunun sonucu bir yapay etten, yapay etin artık raflarımızda bulunmasından bahsediyor olacağız. Bu yılın gündemi bu. Şimdi bunlardan daha önemli konular var. Evet, seçimler ve diğer tehditler ve Çin'in baskınlığı. Ama bu yılın en önemli unsuru nükleer sızıntılar, nükleer silahlar, silahsızlanma gayreti ya da konuşulması, ama nükleer anlamdaki tehditler. Bu yılın en önemli konusu bu. Nükleer sızıntı bunlardan biri. Ukrayna-Rusya arasında karşılıklı belki nükleerle ilgili bir takım tehditler veyahut da bunun yol açabileceği bir takım sansasyonel konular, ama aynı zamanda nükleer yeni tarz silahlar da konuşulacak. Nükleer yeni tarz silahlarla konuşulacak. Bu durumda tabii ki hepinizin aklına Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş geliyor ve de biz bu savaşla ilgili şunları söyleyebiliriz. Şimdi Zelenski'nin ve Putin'in haritalarını incelediğimiz vakit ne görüyoruz? Her şeyden önce Zelenski'nin gidişi kadınlardan dolayı olacak, bunu görüyoruz. Ve kadınların kullanacağı oy gibi veyahut da kadınların görüşlerini bildirmesi gibi, kadınların ve çocukların göç etmeye zorlanması ya da evsiz kalması ile ilgili mağduriyetlerinden dolayı Zelenski'nin gidişi söz konusu diyebilirim. Çünkü bir isyan var burada, sıra dışı bir sona da işaret eder. Onu da söyleyeyim, yani demokratik çözümlerle gidiş değil, sıra dışı bir gidişi de olabilir, sıra dışı bir kaçış da olabilir, bu veya öldürülme de olabilir, hepsi olabilir. Ve Putin, terazi Putin, tabii ki Putin terazi ama yükseleni akrep, yani dengede olmak zorunluluğunu biliyor ve de dengede olmak için bu dünyaya gelmiş güya, ama akrep gibi güçlü görünmeye ve bu dünyaya çakılı olmaya ve üstün pozda, üstün durumda, üstün yetenekte görünmeye gayret etmiş bir yapıdan bahsediyoruz, katılıktan bahsediyoruz. Şimdi Putin'le ilgili sıra dışı bir takım durumlar var. Bunlardan bir tanesi sağlık sorunları, ama bunu yanı sıra ayın ikizler olduğunu biliyoruz ve ayı aslında bu yıl destekli, duygu durumu destekli diyebilirim. Şimdi güneşi terazi, ama hem güneşi hem Merkür'ü hem de Neptün'ü terazide. Dolayısıyla bu dünyada bir denge kurmak zorunluluğu hissetmeli. Ama kuzey ay düğümü kovada. Ama maalesef ki güney ay düğümü aslan. Yani ben diyor, ben merkezde bir hayat diyor. Dolayısıyla benim ırkım, benim toplumum, benim topraklarım, benle başlayan pek çok şey. Bunu çok toksik seviyede yaşıyor. Tabii hangi derecede güney düğümü olduğuyla da ilgili. Kuzey ay düğümü toplum için davranman gerekir, topluma yönelmen gerekir. Başka ülkeler, ülkelerin barışı, ama maalesef ki tekamülü için daha uzun bir vakit var, öyle gösteriyor. Güney Amerika ülkelerinden Meksika'nın haritasını incelediğim vakit oradaki en güçlü figürün, yani şimdiki başkan değil veya muhalifler değil, oradaki en güçlü figürün Claudia Sheinbaum olduğunu, Meksika Belediye Başkanı kendisi ve de özel bir aileden doğmuş, yani anne babaların eğitimci profesör olduğunu biliyoruz ve çok hırçın da biri olduğunu da biliyoruz. Şimdi 24 Haziran 1962 doğumlu ve de Yahudi kendisi, 2024 Meksika seçimlerinde en üstün, en kuvvetli figür olduğunu ve benim öngörüm onun bir Meksika devlet başkanı, dolayısıyla da dünyadaki ilk Yahudi başkan, Yahudi kadın başkan olarak lanse edilebileceğini şimdiden öngörebiliriz. Ülkemiz için sınır kontrolleri her zaman çok
önemli olmuştur Mars'ımız gereği. Yine sınırlarımızla ilgili problemleri konuşuyor olacağız. Sınırların çok da korunaklı olmadığı, dezavantajlı olduğumuz gibi konularla ilgili. Neyse ki Akrep'in üzerinden Güney Ay düğümü çekildi gitti. En azından güneşimiz etkileniyor değil. Bunun yanı sıra yine de ülkeler arası bir takım tehditler, sınırlarımızdan gelebilecek tehditler söz konusu diyebiliriz. Aynı zamanda Neptün'ün balık döneminde olduğunu unutmayalım. Hem bütün dünya için hem sular ülkesi olduğumuz için bizim ülkemiz için de suların bir takım tehditler verebileceğini bu yılda öngörebiliriz. Önceki yılda bunu söyledik çünkü halen Neptün balıkta ama giderek derecesini artırıyor. Bakınız anaretik derecelere geliyor 28, 29, 30'lara. Dolayısıyla anaretik derecelerde sudan gelen tehditleri görebiliriz. Plüton'un da bu 29, 30'la kovaya bir derece geçişiyle 2024'e başladığını unutmayalım. Analitik derecelerde Neptün Plüton açılarına denk geliyoruz. Aralık ayında, Ocak ayında tam da bugünlerde sulardan gelebilecek belki zehirler, müsilaj gibi, müsilajın yeniden hortlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Veya deniz kazalarına işaret ediyor aynı konu. Bizim ülkemiz için de bu geçerli. Ve de denizden gelen Hatay, Kıbrıs arasındaki bu sulara ve tabii ki İsrail'i de ilgilendiren bu alana denizlerden gelen bir takım tehditler söz konusu olabilir. Ve buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanala abone olursanız 2024'te de birlikte oluruz. Henüz olmadınız. Bakınız bu yıla özel şöyle kısa bilgiler vereyim. Öncelikle 4 tutulmamız var. 2 güneş, 2 ay tutulması. Bunlardan en önemlilerinden biri 8 Nisan güneş tutulması. Bir diğeri de 2 Ekim güneş tutulması. 8 Nisan 2024'te Koç'ta gerçekleşeceği için Koç ve Terazi burcunu son derece ilgilendirmekte. Aynı zamanda Oğlak ve Yengeç burcu diğer öncüleri de son derece ilgilendirmekte elbette. Şimdi burası nedir? Burası liderlerin veya çok ileri gelen sanatçıların, işte yaşı çok ileri olanların ve veya radikal kararlar alabilecek potansiyelde olanlarımızın mutlaka hayat parametrelerinin değişeceğini düşündürüyor bize. Çok yaşlı ya da sağlığı yerinde olmayan liderlerin vefatını göreceğiz. Sağlıkla ilgili teknolojide sıra dışı bir ilerleyiş görebiliriz. Kaldı ki burada Plüton'un kovaya geçişi de bize sıra dışı hareketlerimizin olabileceğini gösterecek. Birazdan anlatacağım. 2 Ekim Terazi Burcu'nda da yine bir güneş tutulması var. Halkalı bir güneş tutulması. Kurumlar arasında, şirketler arasında, hükümetler veya devletler arasında rekabete işaret ediyor. Aynı zamanda barış anlaşmalarına veyahut da savaşların sona erişi gibi radikal kararlara işaret ediyor. Ruhsal anlamda da terazi etkisi ağır basıyor. Bu en çok Putin'in hayatında sıra dışı etkiler verebilir. Birazdan aktaracağım. Bu tutulma iyi ve kötü, yani yin ve yang etkisinde olabilir. Denge arayışımız olabilir çünkü terazi dengeyle ilgilidir. Adaletle, hakkaniyetle ilgilidir. Unutmayın, radikal bitişlerin muhakkak daha iyi başlangıçları geliyor demektir. Burada sabırlı olmak çok önemli. Fevri olmak kesinlikle güneş tutulmasından 3 ay önce ya da 3 ay sonra sıra dışı sıkıntılı sonuçlar verebilir. Hani bir kafam kızdı ve de radikal bir karar aldım diyemeyiz böyle günlerde. Eğer ki bir güneş tutulması doğum gününüzden birkaç gün yakınlara ya da tam doğum gününüze denk geliyorsa kesinlikle bir yıl boyunca siz bunun etkisini hissedersiniz. Ay tutulmalarına da bakalım. 25 Mart'ta yine terazi burcunda bir ay tutulması var. Yılın sonuna doğru da 18 Eylül'de balık burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması var. Tabii biz bu yıla hazırladığımız, bir yılın geneline hazırladığımız videolarımızda tekrar tekrar bu tutulmalardan bahsedeceğiz size. 12 ayrı video daha hazırladım bunlarla ilgili. Ve ay tutulmalarında özellikle beklenmedik olayların böyle bir tetiklenmesi ya da adaletin, hakkaniyetin yerini bulması ve de bunu duygusallıkla karşılamamız anlamına gelebilir. Sert bir Merkür açısı var bu tutulmada. 25 Mart 2024'te
Bir çeşit gerçeklerle yüzleşmede diyebiliriz. 18 Eylül 2024'te de yine Koç'ta olmasını beklediğimiz bir ay tutulması var. Fakat Koç'ta değil, 25 derece Balık'ta. Yani bu kuzey güney düğümler biliyorsunuz retro hep ilerler. 18 Eylül ay tutulması ile 2 Ekim güneş tutulması bize ağırlıklı olarak radikal savaşları ya kökünden tamamlanması, bitirilmesi, sulh olunması ve barışı veyahut da yeni savaşların başlayacağına işarettir. Şimdi burada 19 yıl öncesine gitmemiz gerekir. 19 yıl önce, 18,5 yıl önce kendi hayatınızda sıra dışı, radikal hangi kararlar aldınız ya da başınıza ne geldi? İşte belki bir ihtimal bunların bir tekrarı anlamına gelir. Kendi hayatımda da ben bunu böyle gözlemlerim ve pek çok da danışanımda da bu şekilde gözlemlerim. 2024 yılında 3 defa Merkür geri hareketinde olacak. Birincisi 1 Nisan ile 25 Nisan arasında, ikincisi 7 Ağustos 28 Ağustos arasında, 27 Kasım ile 15 Aralık arasında yine bir Merkür retrosu olacak. Bu yıl Venüs retrosu yok ve Mars'ın bir retrosu var. Bakınız Mars'ın retrosu önemli. 7 Aralık'ta başlıyor 2024'ün son ayında ve 25 Şubat 2025'te Mars geri hareketini tamamlıyor. Fakat biz bu 7 Aralık tarihini Eylül ayının son günlerinde yaşayabiliriz ilk defa, çünkü gölgeli dönemi çok uzun. 2 ay kadar sürecek olan Mars'ın geri hareketi bunun 2 ay öncesinden itibaren de gölgeli dönemiyle etkilerini verir. Daha büyük resme bakacak olursak 2024'ün bir özelliği de Plüton'un artık Kova burcuna geçişi ve Plüton açıkçası yakın dönemde tespit edilmiş küçük bir gezegen ama astrolojide yeri çok önemli. Değişim dönüşümle çok önemli ve yani 76 yıllık bir geçmişi var. 2024 yılında hemen Ocak ayının 22'sinde Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor. Aslan ve Kova burcunu sıra dışı etkiliyor bu durum ve bir dönemin kapandığı bütün burçlar için ve dünyamızda da bir dönemin kapandığı, bir dönemin başladığı anlamına gelebilir. 248 yılda Plüton Kova burcuna tekrar geçer deriz. Dolayısıyla Rönesans, Reform dönemi, Amerikan savaşları ve bağımsızlık bildirgesi dönemlerine 1780'lere kadar geriye gidersek Kova burcunun işte o adalet, hakkaniyet, haklar, kişilerin, ulusların hak mücadeleleri ve Rönesans ve Reform dönemlerine tekrar işaret eder. Şimdi Satürn Balık burcunda devam edecek seyrine, Neptün yine Balık burcunda devam edecek seyrine. Jüpiter bu dönem 25 Temmuz'a kadar Boğa burcunda, daha sonrasında da İkizler burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2024'te Boğa burcundan İkizler burcuna geçiş yapacak ve yılda yaklaşık bir kez geri gidiyor ve 10 Ekim 2024 yılında geri hareketine başlayacak. Yılın son günlerine kadar da Jüpiter retro olacak. Şimdi Koç burcu 2024 yılının ilk yarısında aşırı derecede bir enerji artışı yaşayacak. İş kaynaklı stresi olacak. Ertelemelere karşı çok dikkatli olması gerekecek. Öğrenciler derslerde çok daha coşkulu ve de büyük hedeflere doğru gidecek ama hileler ve yapay zeka veyahut da kopya herhangi bir konu çok büyük sansasyonel konulara sebep olabilir Koç kaynaklı. Ve çalışan kesim için yaratıcı yeteneklerini yine yapay zekadan destek alırsa kişisel hayatı çok daha farklı yerlere doğru gidebilir. Aynı zamanda dostunu, düşmanını muhakkak net bir biçimde ayırt etmesi gerekiyor ve yılın ilk yarısında avantajlar çok daha fazla. Jüpiter'in Boğa'da olmasıyla ilgili 25 Mayıs'tan sonra artık Jüpiter ikizlere geçiş yapıyor. Dolayısıyla Koç burcu için iş alanında seçim çok, seçenek çok, çok fazla seçenekten birini seçebilir. Yatırım yapması gerekli, kenara para ayırması gerekli. Her şeyin batacağı, elindeki her şeyinin en kötü senaryoya gideceğini de dikkate alarak kenara da para ayırması gerekebilir. Bunun yanı sıra ikinci yarısında
seyahatler çok fazla. Yani Mayıs'tan başlayan, belki Mayıs'ın ilk günlerindendir. Ama 25 Mayıs'tan itibaren bir seyahatleri destekleyen, orada yine Jüpiter var. Dolayısıyla seyahatler sizi çok iyi yerlere götürebilir. Çok sıra dışı alanlarda kendinizi bulabilirsiniz. Bu iş içinde olabilir. Bunu unutmayın. Yılın ikinci yarısında bazılarınızın evlenme kararı alacağını, bununla ilgili 2025'e geçiş yapıyorken aksiyon alabileceğini şimdiden öngörebiliriz. 18 Eylül ve 2 Ekim Ay ve Güneş tutulması sizin için çok önem arz edecek sevgili Koç burcu. Ve sevgili Boğa burcu, öncelikle sağlığınıza çok odaklanın. Onun dışında kötü hiçbir şey yok. Sağlıkla ilgili de kötü bir şey söylüyor değilim. Sağlıkla ilgili eğer araştıracak olursanız, bir şeyler bulursunuz ya da çok hayati bir hata yapacak olursanız modunuz düşebilir. Ama Boğa burcu genel sağlığı için biraz egzersiz veyahut da diyet yeterli olur. Onun dışında masraflara yol açan büyük abonelikleriniz veyahut da büyük parçalı ödemeleriniz veyahut da çok sayıda belki telefon, internet aboneliğiniz gibi böyle bir masrafların artışına yol açacak heyecanlarınız olabilir. Bunlar eğer güzel heyecanlarsa, yani bir YouTube kanalı açıyorsanız gayet güzel, ama yaratıcılık alanınızı çok iyi yerlere getirmeniz lazım. Özellikle Mayıs'ın sonuna kadar ve Mayıs'tan itibaren de yılın sonuna kadar da, hatta bir sonraki yılın ortalarını diyebilirim, Haziran sonuna kadar 2025'in, çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bu söylediğim detaylar Jüpiter'i dikkate alarak öncelikle ve aynı zamanda 25 Mart'taki ay tutulmasını dikkate alarak, bu terazi burcunda, onu da Venüs yönetiyor. Dolayısıyla sizin yönetici gezegeniniz yıl boyu sizi destekliyor diyebilirim. Unutmayın, çok ciddi paralar kazanabilirsiniz ama devasa masraflar kendinize açmamakta şartıyla. Elbette Jüpiter'in çok başka fırsatları da var. Bunları da tek tek değerlendiriyor olacaksınız. Zaman içinde sizlere çokça detay vereceğim sevgili Boğa burcu. Ve sevgili ikizler, 2024 sizin yılınız diyebilirim. Unutmayacağınız çok detay olacak. Ocak ayı hariç diyebilirim, biraz sağlıkta düşüş olabilir ya da kafa karışıklığınız olabilir ama Ocak ayından itibaren para konusunda ve maddi getirileri olacak bir takım işler konusunda çokça gündeminiz var. Ve de yılın sonunda özellikle sıra dışı bir gündeminiz var ki başardım hissi Kasım ve Aralık'ta gelecek sizin için. O yüzden bütün tutulmalar, özellikle de terazideki 2 Ekim halkalı güneş tutulması sizin için çok özel detaylar veriyor. Bu yıl sıçrayış yılınız diyebilirim. Belki de 18 yıldır benzer bir şey yaşamadınız. İkizler için kesinlikle maceracı bir yıl. Yurt dışı ile ilgili fırsatlarınız da var. İnternetle ilgili de fırsatlarınız var. Romantizm de var. Kariyerle ilgili de sıçrayış var. Ama ikizlerin Jüpiter'den dolayı fırsatları çok fazla. 25 Mayıs'tan sonrasını beklemek icap eder. Ama ondan önce de siz fırsatlarınızı özellikle 25 Mart'taki ay tutulmasından 3 ay önce de ya da 3 ay sonrasında kolluyor ve de görüyor olacaksınız. Hangi fırsatların peşine giderseniz bu arada doğru olacak ve 25 Mayıs'tan sonra bunun parasını kazanacak, ekmeğini yiyecek ve biraz da otoriteye dikkat edecek olursanız otoriteyle ortak da çok güzel işler yapabiliyor olacaksınız. Bu bazen patrondur, bazen müdür, bazen babamızdır, eşimizdir, unutmayın. Ve sevgili Yengeç burcu, biraz Ocak ve Şubat ayında sağlıkta düşüş olabilir. Bu söylediğimde çok çalışmaktan, bir şeylere çok odaklanmaktan ve de çok zor bir yıldan çıktınız. 2023'ü geride bıraktınız. Hiç unutmayacağınız bir 2023. Daha sağlıklı bir yola doğru, daha sağlıklı bir diyete, egzersize, sağlıklı olmaya niyet etmeye ilerlemeniz gerekiyor. Sıkıntılı ve de adaletli olmanız gereken bir yıl. Adaletli olmanız, hakkaniyetli olmanız gereken bir yıl ve ekstra belki de eğitimler almak yoluna gidebilirsiniz. Sıra dışı eğitimlere öğrenmek, bilgi genişlemesi, yurt içi, yurt dışı seyahatler, bunların hepsi bir sevgili yengeç için bu yılın konularından. Bu yıl unutmayın, yılın ilk yarısında özellikle
idealize ettiğiniz her şeyin peşine gitmeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter 11. evinizde. Demek ki ideallere kavuşma döneminiz ve de bunların ekmeğini, parasını, maddi ve manevi getirilerini ve takdirini yılın ikinci yarısında alacaksınız. İsteklerinizin, dileklerinizin birer birer yerine geldiği şanslı, öyle güzel, her zaman andığımız güzel küçük bir yıl olacak sizin için. Her zaman hatırlayacağınıza emin olun. 2024 güzellikleriyle her zaman hatırlayacağınıza emin olabilirsiniz. Aslan burcu için zor bir yıl diyebilirim ama yılın ikinci yarısı yine de çok güzel. Bütün ideallere kavuşma dönemi Aslan için de 25 Mayıs'tan sonrası. Çünkü Jüpiter ilk yarısında kariyeri, mesleği, oradaki gelgitleri, oradaki sıkıntıları ve de fırsatları çoğaltıyor. Jüpiter bulunduğu yerde illaki güzellikler verir demeyiz de bazen kötü bir şeyleri abarttığı olur. 10. evinizde özellikle Mars varsa Jüpiter'le kavuşumu 10 numara olur. 10. evinizde bir Plüton varsa sıkıntıları çoğaltma ihtimali olur. Ay varsa vesaire diye de doğum haritanıza özel bakarız. Bakın, otorite kişileriyle, devletten kimselerle veyahut da işte devlet kapılarından bir takım konularla, tapu işleriyle, her şeyle uğraşmanız gerekebilir. Çiftler için çok iyi bir dönem. Zaten hali hazırda hayatımda biri var, iyi bir ilişki, bir evliliğim var, güzel gidiyor diyorsanız iyi bir dönem. İş ortaklarıyla ilgili fırsatlar var. Birlikte hareket etmek şu ara çok önemli. Terazide tutulmalar olduğunu unutmayalım. Ve sağlıkla ilgili kaygılarınız olabilir ama bunlar çoktandır gelen, süre gelen kaygılar. Bunun için size belki bir buçuk yıl daha o kronik problemlerin halen sönmeyeceğini, Jüpiter'in kendi yükseleninize geleceği günlere kadar ya da en azından 2025'in ortalarına kadar sürme ihtimalini değerlendirebiliriz. Çokça iş var ve de çokça başkalarından size yansımış, yarım kalmış, problemli, angarya olabilecek işler var. Unutmayın ama mali açıdan fevkalade güzel bir dönemde olacaksınız. Özellikle de Haziran'dan itibaren yılın ikinci 6 ayında, hatta bir 6 ayda, 2025'in ilk 6 ayında. Dolayısıyla Aslan için hatırlayacağı güzel bir yıl diyebilirim. Sevgili Başak Burcu, 2024 umarım iyimser başladığınız ve iyimser bitireceğiniz bir yıl olur. En büyük kaygımız bu iyimserlik konusu. Çünkü biraz kötümser ya da pesimist bakacağınız konu başlıkları da yok değil. Çünkü fiziksel sağlığınız iyi ama siz evhamlı veya endişeli olabilirsiniz bu yıl. Çünkü kronik problemler bir takım kendini böyle yeniden hatırlatabilir. Bunu unutmayın. Bu söylediğimi hiç unutmayın. Sağlıkla başlıyorum hep detaylara. Yeni başlangıçlar için çok iyi bir yıl. Ev taşımak ya da bir evin borcunu tamamlamak ya da hiç hesapta yokken bir ev almak, mülk almakla ilgili çok güzel bir yıl diyebilirim. Ve iyimser olur, iyimser kalırsanız bu konuda güzel fırsatlarınızı vaktinde, zamanında değerlendirebilirsiniz. Sadece bu yıl lütfen attığınız imzalara çok önem verin. Hangi imzaları nereye attığınız fevkalade bu yıl önemli. Sözleşmeler önemli. Bakınız, tam karşı noktanızda Satürn var. Ve ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu söylediğimde özümüzden ilişkilerin dışındakiler, ev değil, daha dışarıdakiler. Yani yuvamızda kim var? Eşimiz, çocuğumuz ya da anne babamız. İşte onlar değil. Dışarıdan kimselerle ilişkilere bu yıl çok dikkat etmeniz gerek. Satürn balık seyrine biraz daha devam edecek 2025 başına kadar, başında birkaç ay daha. Ve de aynı zamanda balıkta bir de tutulmamız var. 18 Eylül'de, 2 Ekim değil, 18 Eylül'de balık burcunun 25 derecesinde bir tutulmamız var. Bu da sizi oldukça etkiliyor ilişkiler anlamında. İlişkilerinizi bozmamaya bakacaksınız. Onun dışında işle alakalı şimdi ilk defa hak ettiğinizi alıyorsunuz. Çünkü bundan öncesi resmen amirle, memurla, müdürle flörtleşmek gibiydi. Yani yükselecek misiniz, yükselmeyecek misiniz? Böyle hep bir arafta kaldı belki 2022 ve 2023'te. Şimdi ilk defa hak ettiğimi alıyorum diyeceğiniz bir yıl sevgili Başak. Siz beni takipte kalın. Özellikle sizin için söyleyecek çok sözüm var.
Ve sevgili teraziler, 2024 yılında profesyonel bir takım sağlıkla ilgili danışmanlıklar ya da ruh sağlığıyla ilgili danışmanlıklar almanızda fayda var. Çünkü biraz da yaptığınız iş alanında dar bir alana artık sıkışmış hissedebilirsiniz. Oysa ki gelir anlamında hiçbir problem olmayabilir. Normalden yüksek gelirlere niyet edebilirsiniz. Kuzey-güney düğümden dolayı ortaklı işlerde de ev durumunda da aile içinde de karşılıklı bir kazanç noktasında olabilirsiniz. Dolayısıyla bu karşılıklı kazanç çokça seyahat fırsatlarını, eğitimi geliştirme, kariyeri güçlendirme, kariyeri geliştirme ya da ikincil kariyer figürleri, ne bileyim işte ikinci bir iş, ikinci bir alandan para kazanabilme, bütün bu potansiyelleriniz var. Biraz evliliklerde yüzleşmeler var. Kendi korkularımızla yüzleşmek, karşımızdakinin açıklarını görmek, açıklarıyla yüzleşmek, bunlar olabilir. O yüzden ilişkilere biraz dikkat edin. Ama aşk var mı? Evet. Bebek konusu özellikle sevgili teraziler. Aynı zamanda bazı yükselen teraziler evlilik kararı alacak yılın ikinci yarısında. Ve gelelim sevgili akrep burcuna. Sevgili akrepler, özellikle aşırı stresten kaçınmanız gerekiyor. Çünkü hakikaten stresli bir yıl diyebilirim. Yurt dışı potansiyelleriniz çok yüksek. Eğitim ve kariyerde böyle bir aşama kaydetme ihtimaliniz çok yüksek. Miras gibi gizlide kalmış bazı konular, sizden saklanmış olanın tek tek ortaya çıkışı ve bu miras olabilir ya da başka maddi anlamda getirisi olabilecek bir tazminat olabilir. Hepsiyle ilgili fırsatlarınız var. Bunu unutmayın. Ve Satürn'ün çok güzel, bakın balık burcunda bir Satürn var yıl boyu ve de o Satürn'ün sizin burcunuza çok güzel bir 120'lik açısı var. Bu da bütün akrepler için gayet güzel bir fırsat dönemini gösteriyor. Çünkü Satürn adanmış olduğun işte büyük bir başarı ve ödül veririm diyor. 3 ayrı dekanda anlatacağım bir sonraki akrep yorumumda da bununla ilgili çok detay vereceğim size. Çok tutkulu, çok enerjik, çok sabırlı ve de biraz da ruh sağlığınızı korumanız gereken çok tutkulu bir yılınız. Çok kazançlarınızın olacağının garantisi bu yıl. Bu yıl başlangıcı diyebilirim. Ve sevgili yay burcu, bu yıl sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. Taşınmaktan dolayı yorgun düşebilirsiniz. Bir veya birden fazla defa taşınma ihtimaliniz olabilir. Strese bağlı sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerekir. Bazılarınız da ülke değiştirecek. Dolayısıyla resmi evrak anlamında da sizi çok zorlayacak bir takım detaylar olabilir. Bu yılın gündemi bu şekilde. İş seyahatleri olabilir. Yurt dışı seyahatler için çok uygun bir yıl. Olumlu, iyimser olmanız çok önemli. Maddi kazanımlar da bu şekilde geliyor ve maddi kazanımların bir artık stabil, iyi bir noktadan stabil olma yılı diyebilirim. Artık o kadar yüksekse o kadar da yüksek gidecek. İşle ilgili seçenekleriniz artacak, giderek geliriniz artacak ve de artık o üst perdeden kalıcı hale gelecek geliriniz. Yılın ikinci yarısı 25 Mayıs'tan sonrası, Haziran ve sonrası. Tam da 7. evinizde artık Jüpiter var İkizler burcunda. Dolayısıyla bazı yay burçları evlilik kararı alabilir. 7. evinizde kötü bir gezegen varsa veyahut da kötü giden bir ilişkiniz varsa belki boşanma kararı alacak olabilirsiniz. Sadece şunu söyleyebilirim. Biraz egoyu doğru kullanmaya gayret edin. O yüzden çok egosantrik konuşmak özellikle de eşle boşanmalara sebebiyet verebilir sevgili yay burcu. Aylara göre ve de aynı zamanda 3 ayrı dekanda yay burcu ile ilgili de detaylar vereceğim sizler için. Ve sevgili oğlak burcu, sevgili oğlaklar, strese bağlı olarak sizin de bazı sağlık sorunlarınız olabilir. Kendinizi çok donanımlı hale getireceğiniz ama devasa paralar kazanabileceğiniz bir yıldasınız. Aileyle birlikte de kazanabilirsiniz, böyle görünüyor ama aileden de çok destek alıyorsunuz. Bu da arkanızda bir aile olduğunu düşündürüyor ve de toprağın altından ve üstünden hiç fark etmez. Toprağın altından, yani belki bir meyve sebze yetiştiriciliği ya da bir altın arama ya da bir petrol çıkarma, her şey. Bir oğlak için şu ara toprağın hem üstü hem altı çok kıymetli. Doğum haritalarında biz buna çok önem veriyoruz. Ve de teknik anlamda daha donanımlı bir biçimde araştırma yapabileceğiniz maddi kaynaklarınız var. Teknik anlamda belki de teknik
ekonomistlerden ya da danışabileceğiniz ekonomi merkezlerinden diyelim görüş alabileceğiniz çok güzel paralar kazandırabilecek bir noktadasınız. Bu bana aynı zamanda gümüş ve altından para kazanabileceğinizi de düşündürüyor ama ben bir yatırım tavsiyesi veremem. Şimdi burada sorumluluk alacağınız, çünkü Satürn balık burcunda, çok ciddi konular var. Aile bireylerinin sorumluluğu, sevdiğiniz insanların sorumluluğu ve de hayatınıza şöyle bir girmiş, belki ortaklıkla, belki sadece bir işle ilgili karşılıklı ticaret yaptığınız herkesle ilgili bir sorumluluk alma mecburiyetiniz var. Balıktaki Satürn oğlak burcuna çok böyle doğru bir açıda değil, değişken alanda, dolayısıyla sıkıntı verebilir sizlere bazı vakitler, işte o sorumluluğu sorgulayabilir, bir sorumluluk almanız gerekecek ama kazançlarınız çok iyi dediydi dersiniz. Ve sevgili Kova burcu, bazılarınızın çevresi tamamen değişecek. Yurt dışına göç edenleriniz var. Kağıt kürek işleriyle çok yorulanlarınız var. Bana da söyleyenleriniz de çok. Ama sevgili kovaların zaten bir dünya vatandaşı olduğunu biliriz. Başka ülkelerde çok rahatlıkla hem yerleşir, hem yuva kurabilir, hem göç edebilir. Tersine göç kararı alabilir. Cayma iradesi gösterebilir. Hem iş için hem aile için yurt dışı seyahatiniz de olabilir. Yani aileyi gezdirmek üzere de bu yıl yurt dışına götürebilirsiniz. Seyahat anlamında veyahut da iş içinde olabilir. Bayilikler konusu gibi bütün Anadolu'yu gezmekle olabilir. Ama bakınız, eğitim, öğretim, öğrenim, bütün bunlarda akademik kariyer anlamında da bir takım şanslarınız var. Artık daha cesursunuz. 2024'te daha cesursunuz. Plüton da zaten size güç vermek üzere kendi burcunuza kalıcı olarak geldi. Burada bir hak ettiklerinizi tek tek alacağınız, bunu göreceğiniz ve de aileniz için hak edişlerinizi tek tek alacağınız bir dönemdesiniz ve çok desteklisiniz. Unutmayın, yüksek merciden birileri olabilir. Milletvekili, belediye başkanı, işte amir, öğretmenim falan, yüksek merciden kimseler, otorite de demiyorum. Ne bileyim, yolda karşılaşmamız hayal olabilecek yüksek merciden kimseler bazı kova burçlarının destekçisi olacak. Beslenmenize çok özen gösterin. Kan dolaşımınıza çok özen gösterin. Kan akışınıza çok özen gösterin sevgili kova burcu. 3 ayrı dekanda sizler için çokça detay hazırladım. O 3 ayrı dekandaki kendi burcu burcunuzun yorumunda izlemenizi öneririm. Takipte kalın. Ve sevgili balık burcu, epeydir evlenmemiş balıklar, nişanlı balıklar, tam da gidip Satürn'ün de kendi burcunda olduğu böyle bir 2024 yılında aile sorumluluğu alacaklar ve de dengeli beslenmek, dengeli bir özel hayat ve de yuva kurmak ve dengeli bir psikoloji ve de huzur onlar için şu ara çok önemli. Yurt dışı yolculuklar da dahil olmak üzere birçok seyahatiniz var. Ev, aile konusunda pek çok fırsatlarınız var. Mesleki anlamda da çok kararlı ilerleyişiniz var 2024 yılında. Profesyonel anlamda bir iş kurmak veyahut da yeni kurduğunuz bir işe dört elle sarılmakla ilgili bir sorumluluk gündeminiz var. Bakınız, 7 Mart 2023'te Satürn balık burcuna, sizin burcunuza geçiş yaptı. Dolayısıyla her konuda sorumluluk alman gerekiyor artık dendi. Senin yerine ailen, annen, baban sorumluluk alamaz. Senin yerine abin, ablan, eşin sorumluluk alamaz. Dolayısıyla pek çok balık burcu için, ticaret adamları için, iş ortaklarından çok kendilerinin çalışması gerekti. Ve Satürn'ü balık olan ticaret, yani şirketiniz vesaire varsa, bu dönemde de Fomalhaut Kraliyet Yıldızı'ndan da çok etki alacağı için pek çok balıktaki gezegenin o ilk derecelerini gördüğü dönemlerde, size daha sonra detay vereceğim, çok büyük paralar kazanma ihtimali var. Dolayısıyla neymiş, sevgili balık burcunun bu yıl gerçekten maddi anlamda da zenginleşme yılı diyebilirim. Özellikle Satürn sizin yükseleninizden ayrılıp gitmeden önce son 6 ayında gayet güzel fırsatlar verir. Yılın ikinci yarısına çok şey söyleyeceğim sizler için. 3 ayrı dekanda balık burcu yorumlarımı da takip ederseniz çok memnun olurum. Yayınlayacağım birkaç gün içinde. Umarım her zaman birlikte oluruz. Kanalımı takip alırsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.